Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kış için bamya hazırlayacağım arkadaşlar. Derin dondurucuda bamyayı nasıl saklarız? Hangi aşamalardan geçirdikten sonra derin dondurucuya bamyaları atabiliriz? İlk önce bamya alırken dikkat etmemiz gereken püf noktaları böyle küçük ve yeşil çürümeyen bamyaları almak gerekiyor arkadaşlar. Çok büyük bamyalar pişirirken sünüyor ve hoş olmuyor. Tazecik bamyaları alıp kış için hazırlayabiliriz. Benim almış olduğum bamyalar da oldukça küçük ve orta boy olarak aldım. Gayet güzel ve taze. Bamyalarımızı ilk önce yıkamakla başlıyorum arkadaşlar. Bol suda birkaç defa yıkayarak bütün tozunu, ilacını ve üzerindeki pürçüklerini de gidene kadar temizleyeceğim. Bamyaları bol suda 5-6 kez yıkadıktan sonra yarım çay bardağı kadar da sirkeyi döküyorum. Ve bu sirkeli suda bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Sonra da sirkeli sudan alıp süzgecime koyuyorum. Ve daha sonra da süzgeçteki bamyayı sofranın üzerinde serdiğim peçetenin üzerine alıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Bamyalar yıkadıktan sonra tamamen kurusun arkadaşlar. Kurumadan hiçbir şekilde temizlemeye başlamayın. Bu şekilde kurumasını sağlayın. Sonra temizleyeceğim. Bu şekilde tamamen kurumuş olması gerekiyor arkadaşlar. Temizlemek için. Bamyayı temizlerken bazı arkadaşlarımda ben makasla kestiklerini gördüm. Bu sap kısımlarını. Ama en sağlıklı olanı bu şekilde bıçakla bütün sert kabuğunu alabilmek önemli. Yoksa pişerken bu sap kısımları pişmiyor arkadaşlar. Bu şekilde tamamen bu şapkalı kısmını bıçakla tamamen almak gerekiyor ki diğer taraflarıyla gövdesiyle aynı şekilde pişebilsin. Böyle çok şahane oluyor. Bamyamı temizledikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen kenarlarındaki siyahlıkları bıçakla temizledim. Ve pişince de yemekte hiçbir kusur olmayacak. Yemekte arkadaşlar görsellik de çok önemli. Lezzeti kadar da yemeğin görseli çok çok önemli. Önce göze sonra da mideye hitap etmeli bir yemek. O zaman lezzetli olduğunu anlayabilelim. Artık bamyamı poşetleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben orta boy poşet kullanıyorum. Bamyanın miktarına göre poşet boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ve kişi sayısına göre de miktarı poşetlere öyle koyabilirsiniz. Diğer kalan yarısını da ikinci poşetime koyuyorum bamyalarımın. Ortalama bu miktardan, bu bamyamızdan arkadaşlar 4-5 kişilik gayet güzel bir yemeğimiz olacak. 5 kişilik rahat çıkacaktır bu bamya miktarı. Sonrasında bamyamızı kışın pişirirken ben bu şekilde domateslerini, biberlerini de yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Ve bamyamızın
aynı poşetine diziyorum. Yeşil biber, kırmızı biber, süs biberi, ikişer tane de süs biberi ve üçer tane de domates koyuyorum. Dolapta fazla yer tutmaması için şöyle bir plastik pipetle havasını alıyorum hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiç hava kalmadı içinde. Ve dolapta da hem düzgün duracak hem de fazla yer kaplamayacak bu şekilde. Havasını almış olduğum poşetler aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Buzdolabına, yani derin dondurucuya koyacağınız poşetleri sebzelerinize bu şekilde havasını alıp buzluğa yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde havasını alıp buzluğa yerleştirdikten sonra hem fazla yer kaplamıyor arkadaşlar, hem de daha güzel duruyor. İçindeki malzemeler kaymadan, dökülmeden o şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bugün de benden bu kadar arkadaşlar. Bugün de mutfağımda kışlık bamyayı bu şekilde hazırlayıp dondurucumuza koyabiliyoruz. Size de önerebileceğim fikirlerimi sundum. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Videolarımı, tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve güzel değerli yorumlarınızda yazmayı unutmayınız. Mutfağınızdan bereket, evinizden huzur, bedeninizden de sağlığınız eksik olmasın arkadaşlar. Hoşça kalın.